Eski sigortacı, şimdi koç adayıyım. İlknur, Teksim mühendisiyim. Cantik Erşen Ergül, devlet memuru ve yazar. Dilek Erden, pazarlama ve satış uzmanı. Ben Fukaryalı eğitim müdürüyüm. Betül Berna Taşdemir, çevre mühendisi ve iş güvenliği. Ozan Gülhan, tıbbi tanıtım temsilcisi. Burcu Gülhan, İngilizce öğretmeni. Nur Yaman, diş hekimi. Aylin Newton, meslekli danışmanı. Ayhan Gülhan, masaj terapisi ve elektrik uzmanı. Bir de konuk enişte öğrencisinde falan. Kızlar en sağlayabilirsiniz. Bir de ben. Amaçlarımdan birisi kişisel gelişim ve farkındalıklarımın artmasıydı. Ve bu 4 gün sonunda gerçekten çok önemli farkındalıklarım oldu. En önemlisi de algının davranışları nasıl değiştirdiğini, duygu ve düşüncelerle birlikte davranışın nasıl değiştiğini anlamış oldum. Ve karşı tarafı daha etkin dinlemem, aslında ilk dinleyici olmadığımı ve karşı tarafı daha etkin dinlemem gerektiğini öğrendim. Evet, hedefim şuydu öncelikle, bana hayatımda yeni bir süreç başlamışsın. Daha önce aldığım bütün kişisel gelişim eğitimleri, bütün süreçlerinden daha bağımsızca farklı şeyler yapabileyim ve insanlara daha farklı yönlerden yardımcı olabileyim veya yardımcı olamadığımı düşündüğüm noktalarda farklı bir el uzatayım diye bunu denemek istedim. Hem farklı şeyler öğrendim ama bunların hepsinin dışında da kendimin bazı özelliklerinin kendime bile ters geldiğini gördüm ve susmak gibi veya yorum yapmak gibi veya yönlendirmek gibi aslında daha önce çok kullandığım ama günümüzde insanların talep etmediği şeylere karşılık yeni bir silahlarım oldu elimde. Bu silahları kullanacağız. Olumsuz şey söylemediğim koşulda ama artık silah dedim yapacak. Tamam, şey. Alete çekildi yani. Oyuncak silah. Onu keseriz abi. Yani aslında koçlukla ilgili temel teknikleri görmek, öğrenmek istiyorum. Bu konuda da başladım. Ve aslında etkili bir koçluğu insan hayatını nasıl kaldıraç gibi böyle kariyer doğru yönelttiğini gördüm. Gerçekten hani tekniklerle iyi bir koç çok şey değiştirebilir, dönüştürebilir. Evet. Bunu öğrendim. Açıkçası 4 gün önce eğitime başlarken, uzun zaman önce eğitimi aldım biliyorsunuz, seansa hiç giremiyordum. Arada bir kopukluk olmuştu. Hiçbir şekilde seansa giremiyordum.
Ve en çok yapamadığım şey benim sempatik dinlemeden empatik dinlemeye geçememekti. Bu 4 günün sonunda gerçekten bu hedefime ulaşmış durumdayım. Hadi, mükemmel değil belki ama gerçekten seansa girebiliyorum artık ve devam ettirebiliyorum. Bu benim için çok ciddi bir adımdı. Çok teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Ekip bir kere çok güzeldi. Ekip ve sizinle beraber. Tüm ekip yani şu odada, Dilek Hanım da dahil ekibin içine. Herkes çok enerjik ve çok güzeldi. Öncelikle bu koçluğun aslında nerelere kadar uzanabileceğini çok merak ediyorum. İnsanlara gerçekten dokunabileceğimizi anladığım için, olumlu anlamda dokunabileceğimizi anladığım için çok huzurlu hissediyorum öncelikle. Bunun yanında da mutlu hissediyorum. Bu şans için de sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu eğitime başlamadan önce çok doğru bir dinleyici olduğunu düşünüyordum ama yanlış tarafta olduğunu öğrendim. Süreçte susabilmeyi öğrendim, etkin dinlemeyi öğrendim. İnşallah öğrenmişimdir daha doğrusu.